Öksün lütfen. Tekrar. Ne oluyor? Ne olacağız? Yanda tamirat vardı, onun gürültüsü doktor bey. Ha. Tamam da yani, ne bileyim. Derin nefes alın. Tamam, bir saniye. Ben geliyorum, sizi bekleyin. Nurgül Hanım! Nurgül Hanım! Ay ne var doktor, aklımı çıkardın. Ne oluyor yan tarafta? Tadilat var yan tarafta. Atölye mi ne açacaklarmış? Ya ne tadilatı, ne atölyesi ya? Mesai saatleri içinde çalışıyorum, ben hasta bakıyorum, farkında mısın? Git konuş, neyse ne, başka bir zaman yapsınlar. Aa, ne zaman yapsınlar doktor? Nereden bileyim ne zaman yapsınlar, bilmiyorum ne zaman yapsınlar. Git konuş, ben mi gideyim? Yok, ben giderim. Siz şimdi mahallenin dilinden anlamazsınız. Gırgür çıkar Allah muhafaza. Ben giderim. İyi, tamam. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın doktor. Ne oldu, sen konuşmuştun yan tarafta. Hala gün gün devam ediyorlar. Vallahi en az 40 kere söyledim ama dinlemediler. Atölyede, atölye diye tutturdular. Bir şey söyleyeceğim, bu neyin atölyesiymiş ya? Sağlık ocağının atölye mi olurmuş? Bunlar ne pis, ne düşüncesi insanlar, terbiyesi insanlar bunlar ya. Hadi görüyor musun? Bak bunların var, izni falan da yoktur kesin ha. Nereye doktor? Durduracağım, burası sağlık ocağı ya. Böyle şey olur mu? Ay doktor, bunlar fena insanlar. Hiç bulaşmayaydın. Yani cevap vermeyecek misiniz? Özünü kabul edeceğim ama bir şartla. Bana söz vereceksin. Ne konuda? Bir daha bana senden faydalanmak için fırsat kolluyormuşum gibi davranmayacaksın. Tamam, anlıyorum. Erkeklere güvenin yok ama ben böyle bir adam değilim. Anlaşılan hala emin değilsin. Tamam ama gerçekten anlamıyorum yani bana niye bu kadar yardım ettiğinizi. Çünkü sen iyi bir şeyler yapıyorsun Filiz. Kendinle birlikte birçok kadının hayatını değiştiriyorsun. Ve ben sana yardım etmek istiyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Tamam, kusura bakmayın. Ben hiç öyle düşünmedim, haklısınız. Tamam. Şimdi iş arkadaşı olarak iyi sıkışalım ve bu mevzuyu artık kapatalım. Gülsüm abla arıyor. Bu dükkanın sahibi olan kadın. Efendim Gülsüm abla? Ne? Onunla ilgilendiriyormuş ya. Allah Allah, kim ki o? Olur mu canım öyle şey? Dur bir dakika, ben zaten avukatın yanındayım. Bir sorayım, döneyim sana, tamam? Hadi. Ya bu bizim dükkanın bir komşusu varmış. İnşaat yapmayacaksınız burada demiş. İşçilerin çalışmasına izin vermiyormuş. Yapabilir mi böyle bir şey? Olur mu öyle şey canım? Hadi gidip konuşalım. Uzamadan çözelim bu meseleyi. Ay inşallah böyle sorunlu biri değildir bu. Sürekli orada değildir falan. Vallahi bela olur, başımıza uğraşamayız. Merak etme Filiz. İnsanlar karşılarında avukatı görünce geri adım atarlar. İyi tamam. Gelin hemen. Ne oluyor? Deli midir nedir? İşçilerin çalışmalarını engelliyor. Nasıl ya? İşte çalışmalarını durduruyor. Gürültü yüzünden hasta bakamıyormuş. Deli etti bizi bütün gün. Ya tamam, merak etmeyin, müsaade ederiz. Ne hastası bakamıyormuş ya? Ya işte bu sağlık ocağının doktoru. Hadi gelin. Babacığım bak, ben seni anlıyorum. İşini yapmaya çalışıyorsun ama sen de beni anla. Sen o maktabı vurdukça ben hasta bakamıyorum canım. Anlatabiliyor muyum? Yeter kardeş. Bırak adamları. Patronları geldi, onlara anlat derdini. Ne işin var senin burada?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.